Türkiye'de mizah çok seviliyor. Bir nesil gırgır gibi, fırt gibi dergilerle büyüdü. Daha sonra Bayrağı, Leman ve diğerleri aldı. Ancak mizahı çok seven Türk halkı, mizah dergilerine sahip çıkmak konusunda pek de başarılı değil. Ülkede artan politik baskılar ve mizah dergilerine açılan tazminat davalarına bir de satışların düşmesi eklenince dergilerin ayakta kalması imkansızlaşıyor. Düşük tirajların ve azalan gelirlerin son kurbanı ünlü haftalık Penguen dergisi oldu. Derginin kapatılacağının duyurulmasının ardından başlatılan destek kampanyalarına rağmen çizer Erdil Yaşaroğlu kapatma kararını uygulayacaklarını söyledi. Kapatıyoruz. Hiç peki etkisi olmadı mı? Hani kapatmayın, yapmayın, etmeyin. Ya olmaz mı? Çok yani inanılmaz güzel destek var. Çok sevgi gösteriyor insanlar, ediyorlar falan filan. Yani bu tekrar sevildiğimizi hatırladık. Gerçi biliyorduk sevildiğimizi çok fazla ama. Bezgin Bekir karakterinin yaratıcısı, çizeri ve Leman dergisi editörü Tuncay Akgün de basılı bir mizah dergisini yaşatmanın çok zor olduğunu, Leman'ın da benzer sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Basılı bir dergiyi yaşatmak gerçekten çok zor. Aslında benzer bir durumda. Biz de yaklaşık 10 yıldır içinde bulunduğumuz ekonomik krizi ve çok ağır şartları yönetmek durumundayız. Mizah dergilerinin de en büyük sorunu telif konusu. Çizilen karikatürlerin fotoğraf olarak sosyal medyada yayınlanması, dergilerin satışlarını ve dolayısıyla gelir elde etmelerini ciddi anlamda etkiliyor. Karikatürler artık internetten milyonlarca kişiye ulaşıyor ama bunun dergilere geri dönüşü olamıyor. İzinsiz bizim karikatürlerimizi alıp kullanan, hiçbir şey üretmeden, sadece kopyalayarak bizim üzerimizden para kazanmaya çalışan hesaplar var. Mesela bizim karikatürlerimizin hepsinin fotoğraflarını çekip bununla ilgili portallar kuruyorlar. İşte mesela diyorlar ki işte böyle bir sürü onlarca yüzlerce sayfa var. İşte Leman Penguen Uykusuz diye bir sayfa var. Ve burada işte bu karikatürleri fotoğraflarını çekip bir yerlerden kopyalayıp sürekli olarak yayınlıyorlar. Peki mizah dergileri ayakta kalmayı nasıl sürdürecek? Bu noktada çözüm yine sosyal medyadan gelebilir. Erdil Yaşaroğlu, eğer okuyucular bizim çizmeye devam etmemizi istiyorlarsa bize Haftalık Penguen'in sosyal medyadaki uygulamasını kullanarak destek olabilirler diyor. Bir 6 ay kadar evvel Penguen App yaptık. Bütün platformlarda çalışıyor. Orada biz düzenli karikatürlerimizi yayınlamaya devam edeceğiz. Düzenli çizmeye devam edeceğiz. Penguen ruhunu dijital olarak aslında bir şekilde hani böyle Zümrüt Anka kuşu yeniden orada doğurup devam ettirmek istiyoruz. Konu mizah olsa da bu dergiler her zaman dünyanın her yerinde baskılarla karşı karşıya kalabiliyor. Tuncay Akgün mizah dergiciliğinin en zorlu yanlarından birinin de bu baskılar olduğuna dikkat çekiyor ve bugünün Türkiye'sinde bu baskıların hiç görülmemiş kadar çok arttığını ifade ediyor. Aslında sağ iktidarlar her zaman tahammülsüzdü ve biz bu baskılara karşı şerbetliyiz. Yani benim hayatımda da benim kişisel hayatım çok etkileyen böyle çok fazla şey yaşadım. İşte çok uzun süre kaçak yaşamak zorunda kaldım. Bazen ülke dışına çıkmak zorunda kaldım. Saklanmak zorunda kaldım. İşte ne bileyim hani bu stresle sürekli olarak yaşamak zorunda kaldım falan. Ama yani sonuçta aradan 40 yıl geçti. Ve hani bugün baktığımız tabloda hani 20. yüzyılda başladım. Ben 21. yüzyılın neredeyse hani ilk çeyreğini yaklaşıyoruz. Ya bugünkü tabloda baktığımızda aslında gerçekten geçmişi aratır bir derecede sıkıntılı, ağır bir sansür, ağır bir baskı. TRT'de liderlerin silikon kuklaları, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, bütün bakanlar hepsinin silikon kuklalarını yapıp onların parodilerini yapıyorduk ve siyasi mizah yapıyorduk ve bunu TRT'de yapıyorduk 20. yüzyılda. Şimdi 21. yüzyıldayız. Aradan yaklaşık 30 sene geçti. Herhangi bir siyasi mizah yapabilmenin şansı var mı? Gırgır dergisi yayınladığı bir karikatür nedeniyle kapandı. Haftalık Penguen mali sıkıntıları aşamayınca çareyi kapanmakta buldu. Leman direniyor. Ancak bu şartlar altında ne kadar dayanabileceği büyük bir soru işareti. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington.